Evet, şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Biraz daha ilerledik. İstiklal Caddesi'nin hemen girişinde. Gördüğünüz gibi polis burada güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Gazeteciler de çekim yapmaya çalışıyor. Olayın olduğu yer hemen 300 metre ilerimiz. Biraz yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi TOMA aracını görüyoruz. Olay Yenirön AVM'ye gelmeden önce Fransız konsolosluğunu geçtikten sonra oldu. Görüntülere baktığımda yanlış hatırlamıyorsam Flo mağazasının oradaydı. Olayı daha yakından gören biri, olaydan hemen sonra buraya gelen bir gazeteci arkadaşımız var. Kemal, sen patlamadan hemen sonra buraya geldin. Evet. Ne gördün? Atlas Pasajı'nın oradan içeriden çıktım ben. Çünkü arka taraftan alana girecek yer arıyordum. Atlas Pasajı'nın içinden Taksim İstiklal Caddesi'ne çıktığımda yerde yatan insanlar, yani cansız insanlar gördüm. Parçalanmış bedenler gördüm. Çok kötü, kötü bir manzara vardı. 4 ölü sayısı 4 yani, benim gördüğüm 4-5 kişi tek vücut halinde yatıyordu ama parçalanmış. Yani ondan sonra İstiklal Caddesi'nin farklı bölgelerinde mesela fotoğraf çekebilmek için çıktığımda yani 3-4 sokak arası üst tarafa geldiğimde yerde hala polisler basmamak için dikkat ediyorlardı. Yani o kadar yayılmıştı. Cadde o sırada peki nasıldı? Kalabalık mıydı? Sakin miydi? Ben sonrasında geldim. Galatasaray Lisesi'nin oradan kapatılmıştı. Cadde polisler Las Pasajı'nın içerisinde bir tane yaralı vardı. Onu o sırada müdahale etmeye çalışıyordu sağlık görevlileri. Onunla beraber yani ben hala tarafında hemen kaymakamlık var oranın, evet, biliyorsunuz. Kaymakamlık binası. O orada. Yani kaymakamlık binasına yani tam olarak Atlas Pasajı'nın önüydü. Yani benim gördüğüm o cansız bedenler Atlas Pasajı'nın önündeydi. Yani saatin erken olması biraz facianın büyüklüğünü engelledi yani, yorumu. Evet, biraz o yapılabilir. Çünkü bugün biliyorsunuz hafta sonu İstiklal Caddesi'nden kalabalık olduğu günlerden bir tanesi. Yani bütün o günlerdir Twitter'da, işte sosyal medyada bu olabileceğine dair söylentiler. İşin açıkçası dün akşam geçtim buradan yine. Evim burada olduğu için. İnsanlar pek aldırış etmiyorlar hafta sonu. Bir şekilde buraya geliyor insanlar. Yani biraz daha öğleden sonraki bir zamanda olsaydı muhtemelen çok daha fazla olurdu. Teşekkür ederim Kemal. Rica ederim. Evet. Olayın en yakın tanıklarından bir evet, burası konuşmuyor. Evet, polis burada güvenlik önlemi almış durumda. Bir arkadaş yerlerine konuşmadığı için konuşmadılar. Gördüğünüz gibi uluslararası basın olayın hemen ardından buraya geldi. Canlı yayınlarını yapıyorlar. Birkaç gündür, özellikle 2 gün önce Alman sesinin, ki biliyorsunuz burada İstiklal Caddesi'nde gece yarısı saat 1.30'da birileri attığı bir kadar gitmişti. Dolayısıyla İstanbul'da zaten uzun zamandır güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmıştı. Ve böyle bir saldırı bekleniyordu. Biz de Ankara'da hem Ümit Özdağ'la hem Cevat Öneş'le yaptığımız röportajlarda Ankara saldırısının bir son olmadığı, devamının geleceği yönünde. Evet, şu anda yeni bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi emniyet müdürleri hemen İstiklal Caddesi'nin önünde, biraz ileride sağda Fransız konsolosu var. Hemen arkada o yaklaştırmaya çalışayım. Gerçekleşti. Ve şu anda gazeteciler burada. Tüm bu sorular belirsizliğini koruyor, yanıt bekliyor. Çünkü Ankara'daki saldırıyla ilgili de aynı şey olmuştu. Arabadan mı patlatıldı, dışarıdan mı patlatıldı tartışması vardı. O da henüz netleşmiş değil. Evet, şu anda... Ay şu anda ne oldu, niye ben? Bir polis helikopteri. Canlar!